Özel günler insana kendini özel hissettirir. Ben de özel bir insan olduğum için özel günlere çok önem veriyorum. Peki benim için özel olmayan gün var mı? Hayır, yok. Çünkü Harun Boz için her gün zengin olma fırsatıdır. Hande Hanım, neyi kutluyoruz biz? Bunlar neden hazırlandı? Kimin doğum günü? Ya bilmem, sizden birini değil mi? Yok. Benim de... Şenol abi. Ya ben anladım. Ben anladım. Gene bir saçmalık yaşayacağız. Harun çok uğraşıyor benimle. Hande Hanım, müsaade edin. Ben işime döneyim. Şahit olmak istemiyorum. Ya Şenol abi, şey otur bir gelsin bakalım ne olacak. Biz de bilmiyoruz. Al, alkışlar. Kuvvetli bir alkış istiyoruz. Geldi. Ben bunu kastediyorum. Buyurun. Baki mumları yak. Hızlıca oğlum. Haruncuğum, niye hep beraber üflüyoruz? Ne alaka? Hande Hanım, zaten sizden bu özel günü hatırlamanızı beklemiyorum. Ama eminim Şenol abi unutmamıştır. Haruncuğum, gözünü seveyim, benimle uğraşma. Bana bulaşma, senden başka bir şey istemiyorum. Hande Hanım, ben işime döneyim yani. Ya dur Şenol abi, Harun'u bilmiyor musun? Ya bak, herkesin işi gücü var, meşgul etme insanları. Arkadaşlar, bu yüzler ne ya? Azıcık neşelenin, rica ediyorum. Bugün bizim günümüz. Bugün Dünya Turizmciler Günü. Ya gelin şu pastamızı üfleyelim. Lütfen, rica ediyorum ya. Neşelenelim, eğlenelim biraz. Buyurun hadi ya. Gelin. Hadi gelin arkadaşlar, üfleyelim bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kadınların özel günleri oluyor da turizmcilerin neden olmuyor? Üstelik biz gergin ve sinirli tipler de değiliz. Hep neşeli ve şen şakrak insanlarız. Yani bunca yıldır sektördeyim, Dünya Turizmciler Günü'nde hiç böyle bir şey duymadım. Zaten niye duyayım ki? Aşırı saçma. Harun'un uydurmaları işte. Ne olacak? Allah'ım yarabbim ya. Pasta da güzelmiş, aferin. Benim ekibim her şeyin en iyisine layık. Harun abi, projeksiyonu çalıştırayım mı? Projeksiyon ne alaka? Harun Bey bir canlı bağlantı olacak dedi de. Ne canlı bağlantısı, kime? Orası da sürpriz olsun artık canım. Ya Harun, ben sürpriz istemiyorum. Ne atlar karıştırdın yine ya? Ekibimden şanslı bir kişiyi yurt dışı tatiline yolluyorum. Tatil mi? Nereye? Pardon? Belki Paris'e gidersiniz, belki Londra'ya. Belki de Şenol abiyi Mars'a yollarım, roketle. Çok güzel, çok güzel de. Hande Hanım, ben çok merak ediyorum. Bu roketin ücretini kim ödeyecek acaba? Kim ödeyecek Harun Bey? Genel müdürlük. Allah Allah, niyeymiş? Ben tuttuğunu koparan biriyimdir. Dünya Turizmciler Günü'nü, bu ölü bayramı tekrardan canlandırmamız gerektiğini düşündüm ve genel müdürlüğe ulaştım. Fikrime bayıldılar. Nasıl 23 Nisan'da yurt dışından çocuklar geliyor ve burada kaynaşıyorsak, dünya turizmcileri olarak da bu kutlu günde bir araya gelmeliyiz. Birbirlerimizin şubelerine ziyaretlerde bulunmalıyız diye düşündüm. Genel müdürlük bana baktı ve dedi ki, Harun Boz, aslında senin burada olman lazım. Gerçekten öyle mi dediler? Bak oğlum, genel müdürlük böyle şeyleri sevmez Harun. Ay Hande Hanım, Barcelona olursa ben gideyim mi, ne olur? Vallahi Gürcistan olursa ben de giderim abi. Almanya ihtimali de var mı Harun Bey? Orada benim yeğenler var. 3 seneyi 3,5 sene falan oldu. Enişte pek görüştürmüyor. Vallahi çocuklar gözümde tutuyor. İnşallah Almanya olur. Hazır Harun Bey, başlatayım mı? Çok heyecanlıyım. Zaten bir tek ben konuşacağım. Tamam. Buyurun. High Tour Level Şubesi. Beni duyabiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Görebiliyoruz efendim. Siz? Ben de görüyorum. Harun Bey, öncelikle bu güzel projeniz için size şirket olarak çok teşekkür ederiz. Efendim, biz teşekkür ediyoruz. İnşallah sizi ofisimize de bekliyoruz. Bir çay ikram etmek isteriz. Başka zaman inşallah. Harun Bey, şimdi siz bize ulaştıktan sonra ben de dünya üzerindeki bütün acentalarımıza mail attım. Ya bütün acentalarımız ya kendi ülkelerinde sizi ağırlamak için şu anda can atıyorlar. Biz de çok heyecanlıyız efendim. Ya özellikle bir ülke var ki yani şu anda İlk dakikadan itibaren sizi misafir etmek için bize çok baskı yapıyor. Efendim, acaba hangi ülke? Barcelona mı? Afganistan. Ne? Afganistan mı? Afganistan, hı hı. Hatta şimdiden bir çalışma yapmışlar. Sizi böyle butik bir otelde ağırlamak istiyorlar. Bakın, ama benim tercihim bu tabii, siz bilirsiniz. Harun Bey, göndereceğiniz arkadaşın ismini bana 2 saat içinde ulaştırırsanız sevinirim. Hı-hı.
Görüşürüz. Görüşmek üzere efendim. Ya sürekli arar mı bir insan? Ben sana sonra döneceğim diyorum. Ne zaman döneceksin diye bir daha arıyor. Ya hanımın cep telefonunu bulmuş, mesaj atıyor. Yenge çözsen çözsen bu işi sen çözersin diye. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben böyle bir adam görmedim ya. Nasıl bir adam bu ya? Gitsin bakalım şimdi Afganistan'a, gelebiliyor mu? Evet Harun'cum, ne diyeceksin? Hangi konuda? Afganistan konusunda. Vallahi savaş bitti diyorlar. Ben de bu sene turizm konusunda bir patlama yapacağım düşünüyorum. Affedersiniz. Bir patlama olacak Hande Hanım ama turizm konusunda mı olur oğlum? Fenova, lütfen sulandırmayın. Çok rica edeceğim yani. Genel müdürlüğe gitmiş zaten olay. Bak iki saat içinde buradan birisi bulunacak ve karar vereceksiniz. Tamam mı? Hadi bak benim eşyalarımı al gel. Evet arkadaşlar, Hande Hanım'ı duydunuz. İki saat içinde bir karar verin, bana iletin. Sen nereye? Ha? Otur bakayım oraya. Otur. Açtın başımıza sen işi, sen çözeceksin. Arkadaşlar bir saat içinde bahçede buluşalım o zaman. Ya tamam, yalan yok. İlk 3-5 dakika falan ben de heyecanlandım. Ne bileyim, inandım işte. Ama sen neye inanıyorsun ki yani? İşin içinde Harun Boz var arkadaş. Bir kendine gel. Baki gördünüz mü ya? Nerede bu çocuk? Yemeğe çıkmıştı Harun Bey. Allah Allah. Telefonlarımı da açmıyor. Badi şu telefonu bir verir misin bana? Buyurun Harun Bey. Şifresi neydi bunun? 8888. Baki. Canım benimle odamda buluşur musun? Evet, ben Harun. Sağ ol canım. Heh, Harun abi. Geldim. Baki'cim, sen benden mi kaçıyorsun? Ne alakası var abi ya? Telefonunu duymadım, ne alakası var? He, ben de sandım benden kaçıyorsun bu Afganistan muhabbetleri falan. Korktun mu oğlum? Korkacak bir şey yok. Biz askerliğimizi Burdur'da yaptık. 21 gün, bedelli. Abi, ben senin için ölüme giderim ya. Ayıp ediyorsun. Aferin. Sen arkadaşları bahçede topla, ben geliyorum. Tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz bu hafta çok yoğunum. Hafta sonu Şile'ye gitmeyi planlıyordum. İnanın ona bile gidemiyorum yani. Abi kimse gitmesi olmaz mı? Sonuçta hepimizi bir ana baba doğurdu. Baki adamlara projeyi biz sunduk. Şimdi nasıl biz gitmiyoruz diyelim? Sen de haklısın. Şimdi Harun Bey, ben gerçekten çok gitmek isterdim. Ama annemler izin vermiyor. Badeciğim, annenler izin verse de ben izin vermem zaten. Arkadaşlar, liderler böyle zamanlarda ortaya çıkar. Kimin gideceği de belli. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Kim gidecek Harun Bey? Sen Şenol abi. Ben mi? Ben niye gidiyorum ya? Bu sürünün lideri sensin yaşlı kurt. Artık sorumluluk alma vaktinde geldi. Ne lideri ya? Ben muhasebeciyim. Allah Allah. Ya Şenol abi, senin şurada Allah aşkına zaten kaç senelik ömrün kaldı ya? Sen biz gençlerin hayatını sen neden tehlikeye atıyorsun ya? Kim atıyor milletin hayatını tehlikeye ya? Ya Afganistan seyahati icat eden ben miyim? Hem sen nereden biliyorsun benim ne kadar ömrümün kaldığını falan ya? Boş boş konuşuyorsun ya. Allah Allah. Abi sinirlenme ya. Bu kadar kızacak bir şey yok. Tamam. Baki gider. Abi yok, ben gidemem. Benim vizem yok. Tüh be! Harun Bey, benden duymuş olmayın ama Afganistan vize istemiyor. Yapma ya. Ulan ne şanslı adamsın be Baki. Bak vize de istemiyormuş. Abi, pasaportumun süresi doldu ya benim. Bak al, getirdim. Burak'cığım, sen bayağı ilgiliydin ya. Vizemize, Afganistan falan. Sen gel. Oo arkadaşlar, bu ne ya? Bırakmışsınız gene işi gücü. Abla, Baki'nin pasaportunun süresi bitmiş ya. Ne olmuş Harun bitmişse? Bu belayı başımıza sen açsın, sen gideceksin tabii ki. Paşa paşa gideceksin Harun Bey. Bravo. Bay bay Harun. İşte, örnek al. Ya, sürü lideri. Gördün mü? Genç kurt. Ha? Ya, milletin ömrüyle uğraşacağına. Biraz örnek al. Turizmcilik ateşten gömlek. Herkes dışarıdan Harun Boz'un hayatına bakıp diyor ki, adama bak, akülü arabasıyla dolaşan Elon Musk gibi yaşıyor. Oysa bugün evden inşallah Bade ile Maldivlere giderim diye çıkmıştım. Oysa şu an tek başıma Afganistan'a gidiyorum. Karabatak gibidir o. Bir yerden çıkar. Bir şey olmaz ona ya. Hem ablası endişelenmiyor. Bana ne oluyor ya? Ne? Gelir gelir.
Ne yapar yapar, çıkar gelir o. Baki, moralimi bozmayacağım kardeşim. Ben Harun Boz'um. Hatta bu ofisteki herkese Afganistan'da bile eğlenilebileceğini göstereceğim kardeşim. Yaz Google'la. Afganistan'da gece hayatı nasıldır? Afganistan Kabil'de gece hayatı nasıldır? Hı. Nerelere gidilir? Heh, bir yazı çıktı. Çıkacak tabii ya. Bu adamlar da eğleniyor kardeşim neticede. Hatta en iyi eğlenceler böyle yerlerden çıkar. Ne diyor yazıda? Akşam 9'da bütün restoranlar kapanıyormuş. 9'dan sonra da bara dönüyorlar tabii. Yok. Ülkede bütün elektrikleri kesiyorlarmış sonradan. Harun abi iyi misin? Oğlum sen bana ufak bir jeneratör ayarla. İnternette neler gördüm neler. İnsan söyleyemiyor tabii. Ben de söyleyemedim. Hatta geçen sene giden turistlerin %30'u geri dönememiş. İnşallah döner. Aha, biletimi yolladılar. Dur bakayım saat kaçı. Akşam 7'ye. Ya Allah aşkına kardeşim, sen bana öğlen 12'de Afganistan'a gideceksin diyorsun. Akşam 7'ye bilet mi alıyorsun? Nereye gidiyorum ben ya? Kumburgaz'a mı? Ne yapacağız abi peki? Benim eve git. Bavulu aç. İçine 3-5 bir şey koy. Al gel. Tamam abi. Şort falan da koyma. Tamam. Jeneratörler çok ucuzmuş. Şu aleti 800 TL'ye aldım. Bu zamana kadar powerbanklerle boşuna uğraşmışız. Benim telefonum 4 dakikada şarj etti. Eğer sizin kameralarınızın falan da şarjı yoksa hemen getirin yapalım. 350-400 defa yapar diye düşünüyorum. Ya biraz ayıp oluyor ya. Daha çocuk gitmedi. Keyfiniz yerine geldi. Bir daha yazsana taklidini. Bırak ya. Şenol abi, o, ne getirsin sana? Ne istersin? Neyi mi? Ha, keçi sütü meşhurmuş bak. Keçi sütü? Olabilir. Her şeye şifa. Cilde bile iyi geliyormuş bade. Oo, ben de fazladan isterim o zaman. O zaman ben de fazladan keçi isteyeyim abi, ben de bir tane böyle. Safkan Afgan keçisi. Afgan keçisi istiyorum. Ya iyi de, orada kaybolamazsın bu ya. İki gün sonra elçilikten bir telefon. Harun. Ay çok güldüm ya. Şenol abi beni öldürüyor. Çok komik adam. Burak, git bak bakayım şunlar nerede kaldılar. Hadi içimiz gücümüz var abi. Bakıyorum Anda Hanım. Zaten geldiler. Abartma. Hakkını helal et abla. Helal olsun kardeşim. İki gün tatil yapıp döneceksin, abartma. Ay yok canım, o kadar da gaddar bir abla mıyım? Genel müdürlükle konuştum. Harun'un kılına zarar gelmeyeceğine dair bana kesinlikle garanti verdiler. Ama bunu ona söylemiyorum ki aklı başına gelsin. Peki işime karışmamayı böylelikle öğrenir. Gidip de dönememek de var. Saçmalama. Hadi göreyim seni. Bade. Harun Bey. Bade. Seni hiç unutmayacağım. İki gün sonra buradasınız zaten Harun Bey. Harun Bey, dönerken free shop'tan bana şunları alırsanız çok sevinirim. Alırım tabii canım kardeşim. Siz gelince parasını ben size veririm. Hiç gerek yok. Şenol abi nerede? Hop. Selametle git Harun'um. Yolun açık olsun. Hakkını helal et yaşlı kurt. Benim ne kadar hakkım varsa da sana helal olsun be. Benimki de helal olsun. Ya Harun'un benim üstümde hiçbir hakkı olduğuna inanmıyorum. Ama gene de benden yana olanlar ona helal olsun. Vallahi ne yalan söyleyeyim, onun burada olmadığı iki gün şu şirketin en verimli çalıştığı iki gün olacak. Ablacığım hadi dikkat et. Bade. Sen son bir şey gibi söyleyecek gibi duruyorsun ama. Yo. İyi yolculuklar Harun Bey. Ama benim size son bir sözüm var. Dünya Turizmciler Gününüz kutlu olsun. Baki. Aslan kardeşim, hakkını helal et. Sen de abi.
Oğlum Bade evlenmesin bak. Yok abi izin vermem. Eğer evlenirse de çocuğumla da Harun Boz olacak, tamam mı? Kesinlikle abi. Satma oğlum abi de. Satamam. Kendine dikkat et. Yani işte Harun Bey de olsa insan üzülüyor. Ama ben zaten vedaları pek sevmem. Harun Bey'le bir alakası yok yani. Baki, oğlum dönmüyorsun telefonlara. Fotoğraf gönderdim, aldın mı? Yok Harun abi, görsem niye dönmeyeyim sana ya? Dur kapat telefonu. Dur kapat, arayacağım seni, hadi hadi. Baki, heh. Ne oldu? Fotoğraf göndermiş. Tipe bak. Şuna da bakar mısın? Sünnetli çocuk gibi lan.